Değerli dostlar, İşten dıştan entikalar programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Nuhal Bayrak abiyle konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bir önceki bölümde İttihad Terakki'ye kadar getirmiştik. İttihad Terakki'nin işte kısaca bahsetmiştiniz ufak bir odada belki belli belirsiz kurulan bir şeydi ama sonradan bir Cihan İmparatorluğunun yıkılmasına sebep oldu. Evet. Ee, belki e, dünya tarihinin gördüğü son imparatorun e, aplomiterden bahsediyoruz. Tahttan in, indirilmesinin baş aktörü onlar. Bu bölümde isterseniz biraz şöyle bir şeyin ittihat ve terakkinin bir şeyini çizelim arzu ediyorsanız. Buyurun. Teşekkür ederim Fatih'im. Ee, evet doğru ittihat terakkiyi anlamak önemli. Çünkü yenilikçiliğin sembolü gibi algılanıyor. Batılılaşmanın sembolü işte e, tanzimattan sonra. E, ama gerçekten e, Osmanlı'yı batılılaştırmış mı? İttihat ve terakki önce şuradan başlayalım. Malum İttihat ve terakki aslında kelime anlamları itibariyle birleşme ve ilerleme, ter terakki etme, e, evet. cazip kelimeler aslında yani. Ama bu e, isimlerle kurulan o fırkanın e, Osmanlı'ya neye mal olduğunu yanılamak lazım. Şimdi e, İttihat ve terakkinin kuruluşunu önce e, bir zemin ve zaman itibariyle bir değerlendirmek lazım. Şöyle zamanlama maniler diye bir ifade var. Biz çok kullanıyoruz evet. bu değişik vesilelerle. İttihat ve terakkinin kuruluş zamanlaması da çok manidardır. Niye? Daha önceki dönemlerde, bölümlerde bahsetmiştik. Abdülhamit Han'ın kaleminin kırılmasından sonraki bir döneme rastlıyor bu. Kuruluşu ilk defa ve İngilizlerin çok iyi becerdiği, tırnak içerisinde yine bu iyi bir şey var. Argümanları iyi oluştururlar. Yani gelişmeleri, yani bir şey, bir algı oluştururken onu o dönemin yaşananlar, o dönemdeki gelişmelerin üzerine iyi bina ederler. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir süre önce Fransız ihtilal gerçekleşmiş. Fransız ihtilali malum yani Fransa başta olmak üzere aslında bütün Avrupa'da bir yeniden yapılanmanın sembolü olmuş. Ve bu pazarlanıyor artık yani bütün Avrupa'dan sonra bütün işte Asya'ya, Afrika'ya her yere pazarlanıyor bu. Öyle bir döneme rastlanıyor bu. Ne demek? Fransız ile beraber bir milliyetçilik mefhumu vatanseverlik, milliyetçilik mefhumu, tabiri caizse yükselen değer olmuş. Bunu pazarlıyorlar işte Osmanlı'da. Evet. Bu İttihat ve terakki e, ve gariptir. Burası da çok benim en çok üzüldüğüm şeylerden birisi bu. Abdülmecit Han da gelişmeyi, batılılaşmayı çok arzu eden bir padişahtı. Abdülmecit Han'dan itibaren kıt kanaat e, devletin imkanları artık daralmış olmasına rağmen böyle kabiliyetli Akıllı, zeki, kurmay deniyor eski tabirle kurmay öğrenciler veya işte askerler özellikle Fransa'ya veya İngiltere'ye işte Avusturya'ya eğitim için gönderiliyor. Yani o dönemde Batı biraz daha bizden teknolojik de ileri geçtiği için da, o da ayrıca onu sebebiyle araştırmaktan ama neticede böyle bir vaka var. İşte orada eğitim aslında daha işte yeni gelişmeleri Türkiye'ye aktarsınlar diye onlar eğitime gönderiliyor. Zaten o noktaya getirince onun de devletin imkanlarıyla o hale getiriliyor. Onlar kurma işte paşa, subay evet. neyse. Ayrıca devletin imkanlarıyla onlar Batıya işte daha çok gelişmiş gelişmesi için gönderiliyor. İşte Batıların Jön Türkler dediği e, bu genç Türkler. E, fakat ne yazık ki tabi gene burada aslında Haçlı siyonist e, zekası devreye giriyor. Onların hepsine yani teknoloji eğitim asınlar, teknik eğitim asınlar diye gönderilenin tamamına Osmanlı nasıl yıkılır tekniğini tabiri caizse anlatıyorlar. Yes. Ama böyle göz, kör gözle parmağım diye az önce bahsettiğim gibi Fransız ihtilali olmuş. Fransız ihtilaline, ilkler ihtilali ilgili bir özenti var ee, Osmanlı coğrafsına giden e, Jön Türklerde de falan. Onlara da aynı şey siz de yapabilirsiniz fikri aşılanıyor. Nasıl olacak? Millet Türk milliyetçiliği. Yani o bir tür bir sürü orada şeyler var işte. Yani onların hepsini ayıklayıp Türk milliyetçiliği üzerine kurulu daha güçlü efendim bir yeni bir devlet. Evet. Ee, güçlenmiş devlet gibi bir fikir onlara veriliyor. Bu ısrarla bunlara empoze ediliyor. Ee, ondan sonra da e, bunlar yavaş yavaş içeride efendim şeye başlıyorlar. Müesseleşmeye diyelim yani o örgütleşmeye başlıyor. Dediğim daha önce bahsetmiştim ben 1889'da hatta şöyle İttihat-ı Osmani, Osmani Cemiyeti diye bir isimle başlıyor. Dediğimiz gibi yani e, arındırmak şeyi işte Osmanlı sonuçta bir imparatorluk. Azınlıklardan arındırarak daha milliyetçi bir şey kurmak. Devlet yapısı oluşturmak güya ve Han'dan kurtulması gerekiyor bunun için tabi yani. Birinci hedef bu. Ne alakası varsa. Şimdi bunların yeni tabiriyle felsefesi, temeli, ideolojisi ne olacak? bunlar örgütlüyor Avrupalılar da bu İttihat ve Terakki zihniyetini örgütlüyor da bu neyin sözü bina edilecek? Yani bu bir şey kurulurken ideolojisi bak partilerde bile bakın yani Cumhuriyet tarihine bile bak partilere ideolojisi olmayan partiler kitle partisi bile olsa bir iki hatta iktidar oluyor iki dönem sonra gidiyor. Bir şeye inanması lazım yani. Ha ideolojisi olan bak Milliyetçi Hareket Partisi kaç yılda beri devam ediyor. Evet. İdeolojisi olan sağlam yani devam ediyor. Dolayısıyla bir şeye bunun da yıkılması çabuk istemiyorlar. Ee, şöyle bir şey e, Diyorlar ki bakın Hristiyanlık var malum Avrupa'da. Avrupa gençleri, Avrupa aydınları ne zaman Hristiyanlıktan e, uzaklaşmaya başlamışsa ondan itibaren hızla kalkınmaya başladılar. Yani Hristiyanlık ayak bağından din onu böyle yansıtıyor. Din ayak bağından kurtulunca efendim Avrupa birdenbire yüzde yükseldi, hızlandı. Teknolojisi ve bilimde her koyar yükseldi. Dolayısıyla yükselmek istiyorsanız din bağından kurtulmanız lazım tırnak içerisinde tamam mı? Ve biz bunu bu, bunu öne benimsemiş ki o zamanki İttihat ve Terakki ve Jön Türkler bunu, bunu öyle benimsemiş ki bu atılan oltayı biz bunu e, hem Abdülhamid Han dönemindeki o İttihat ve Terakki'nin en belki de ne diyelim en cafcaflı döneminde de bunu görüyoruz bu İslam düşmanlığını hem de sonraki dönemde de onların üzerinde gidenler yani e, İttihat Terakki ee, Ömer Enver Paşalarla bitince İttihat Terakki zihniyeti bitmiş olmuyor. Bu ikisi karıştırmamak lazım. Cemiyet olarak bunlar şey birinci dünya savaşında hezimete uğrayınca tez ediyor cemiyet ama o önemli değil. Anadolu'ya gidenlerin tamamı İttihat Terakki zihniyeti zaten. Onların ortaya çıkardığı şey de belli zaten. Dolayısıyla İttihat Terakki cemiyeti lav edilse de o zihniyet devam etti, devam ediyor. Hala, günlük Hala günlük devam günlük. ediyor. Evet. Onun için bunu iyi anlamak lazım. Bu dediğimiz şeyi. Burada bir korkunç bir atla, aldatmaca var. Ama tabi e, bu sözde aydınlar. Eğer siz bir konuda komplekse girerseniz yani siz derken yani onları kastediyorum sorgulamayı unutursunuz. Evet. Sorgulamayı unutunca zaaflar başlar. Şunu kastediyorum. İyi de kardeşim Hristiyanlık ilerleme mani olmuş ise İslamiyet'in de aynı şekilde mani olacağı varsayımı nereden çıkardınız? Bunu Avrupa bunu söyleyebilir. Peki bunu siz teyit ettiniz mi? Tetkik ettiniz mi? Halbuki İslamiyet bütün gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri her bakımdan sanayide, efendim askeri her dalda dönemin en ileri teknolojisini, en ileri bilimini alıp getirmeyi emrediyor. Çok sık emrediyor hem de bunu. Ki Avrupa'daki o ilmin, bilimin temeli zaten Endülüs'ten geliyor. Müslümanlardan geliyor zaten. Elbette. Onlardan başlıyorsa Oradan alıyorlar zaten yani. Oradan alıp Hristiyanlıktan uzaklaştıkça ilerlemeye başlıyor zaten. Ama dediğiniz bunu kimse şey yapmıyor. Sorgulamıyor bunu. Bunu cevap veremedi kitabında. Hakikat yayından cevap veremedi kitabında. Bir alim bunu çok güzel izah ediyor. Ve son şeyi şu. Çok hoşuma gidiyor gitti o. Halbuki diyor insanlar Hristiyanlıktan uzaklaştıkça ama İslamiyet'e yaklaştıkça gelişirler, evet. geliştirler. Ee, geçmiş dönemde de baktığınız zaman. Özellikle bu anlama gelen bir ifade. Çok muhteşem bir ifade. Burayı anlamak lazım. İttihatçıların tabiri caizse ideolojisi bunun üzerine kuruluydu. Evet. Nitekim Türkiye'de e, alim dolu olduğu bir zamanda Cemalettin Efkani gibi birisini bir sapığı Maalesef. E, davet ettiler Türkiye'ye. İttihatçıların, gerisini sen düşün artık. İttihatçıların o bahsettiğimiz ideolojisini tabiri caizse o mayayı diyelim yani da kalmasın diye sağlam olsun ilelebet biraz devam etsin diye o mayayı mayayı kurdurdukları mayalandırdıkları kişi efendim bir mason olan Müslüman İslam alimi diye kakalanan İslam dünyası o zaman ama bir mason olan İngilizlerin emrinde olan Cemalettin Efkani'dir. Artık onun hani karga bir laf var ne Kılavuzu o? Karga. Kılavuzu karga olan hesabı. Biz e, bu kılavuzla, bu ideolojide yola çıkan iddiaçların kimlere hizmet ettiğini, ne yaptığını e, artık herhalde daha sonraki bölümde de konuşacağız. Onu bir süreyi biraz açtık, onu bir sonraki bölümde Öyle bölümde mi? Özür dilerim. Estağfurullah. E, hemen kısaca bir şey var, onu nakledeyim. E, Geçen gün çocuklarla beraberdik, onlara bu dediklerinizi anlattım. Dedim ki bakın, Aplomitan çocuklara gelişsinler diye Avrupa'ya gönderdi. Evet, Fakat aynen. oraya giden gençler mayalara, temelleri sağlam olmadığı için özellikle dini manada. Çok doğru. Oradaki e, Avrupalıların yanlış bilgilere dönüp girip Han'ı tahttan indirdiler. Siz o yüzden bu kadar önemlisiniz. Siz Ablamitan'ı, vaadettinanı, hani ecdadını tanımazsan Çok doğru. dinin de iyi bilmezsen birileri kolundan tutar, alır seni bir yere götürür. Bunun için önemsiz değil bunu hani çocuklara Çok doğru. şimdi yeri gelmişken hani buradan da bahsedilmedi. O yüzden çok doğru. çok önemli. Ee, bak o şey de çok önemli. mayalar olmadığı için kandılar ya dediğin çok, çok doğru. Aslında o Avrupa'ya gönderilen Jön Türklerin mayasız olup mayasının bozuk sağlam olmayıp da onların üzerine bu yamuk yumuk şeylerin bina edilmesinin gerçekleştirebilmesi için İngilizler önce o boş yetiştirmesini sağladılar aslında. Evet. Tabii onun öncesi de var. Evet dedi. Orada başlıyor aslında iş. Evet. Yani belki bir asır önce de itibaren başlıyor. İngilizlerin bir özelliği var adım adım acele etmiyorlar. Yani biz biz başlayalım torunumuz bitirsin tamam ama sağlam adımlara gidelim diyorlar. Önce şimdi Osmanlı coğrafyası gibi bir coğrafyada yetişiyor. Aydınlar dönemi aydınları yani okuduğu okulun en birincileri tabiri caizse ama İslami şeyden altyapıdan mahrum. Mayası bozuk. Mayası ek yok yani şeyi evet. bilmiyor. Erüsü kadını bilmiyor. Evet. O boş olunca da boş bağırıp, hemen üstüne şeyde Fransa'da Paris'te şarabı dolduruyor boş kaba da onu alıyor. Evet. Maalesef. Aynen. Evet. No, abi teşekkür ederiz. Biz Bunu teşekkür ederiz. E, uzattık bölümler... özür dileriz efendim. Estağfurullah. İnşallah diğer bölümlerde devam edeceğiz konuşmaya. Şimdi e, şimdilik Allah'a